Size şöyle 4 günden beri uyguladığım bir şey göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bizim bir vize sürecimiz vardı. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Şu an çok kötü. Bir deneme yapalım da. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Aa, çok kötü şeyler oluyor. Evet, şimdi kargo geldi. Merhabalar herkese. Bir önceki videonun bittiği yerden yine başlatıyorum videoyu. Şimdi annemle birlikte dışarı çıkacağız. Burada Nova, AVM vesaire var. Bir de Metro Market falan var. Oraya uğramak istiyorum. Biraz böyle canım gezmek istedi. Uzun zamandan beri böyle markettir, işte alışveriş merkezidir. Çok gezmedim. O yüzden normalde hani seven birisi değilim ama birkaç bakacağım şeyler de var. Sizleri de yanımda götüreyim istedim. Uzun zamandan beri ilk defa renkli küpe takıyorum. Burada varmış. Çünkü bütün takılarım neredeyse benim burada. O yüzden böyle bir bakayım dedim ne var ne yok. Mavi küpe taktım. Havada biraz kapattı ama yine fena değil. Güzel. Şimdi evden çıkıyoruz. Siz de bizimle birlikte geliyorsunuz. Alışveriş merkezine gezdik. Şimdi de Metro Market'e geldik. Burayı geziyoruz. Ben burayı seviyorum çok. Bir de Diyarbakır'da var. İlk o zaman gezmiştim herhalde. Şimdi de burada geziyoruz. Buradaki biraz daha minik ama güzel şeyler var. Ve şimdi annemle yemekten sonra yürüyüşe çıkalım dedik. O zeytinliklerin arasında, evlerin arasında yürüyoruz. Bugün de bayağı yürüdük ama şimdi yine yürüyelim dedik. Güzel oluyor. Hava da çok güzel, serin. Ben yine tabii ki evlere bakmaya devam ediyorum. Çok seviyorum böyle evlere bakmayı dışarıda gezerken. Things are too good to believe in. I just wanna know you believe me. How could I lie to you? Why you tripping? I just want serenity. So you can miss me with the negativity. And you can witness all the possibilities. And it hit different when you feel the energy. And I'm a lot of energy for enemies. I keep the peace, I let the hate be rest in peace. I take it from the streets and bring it to the beach. And it don't gotta end, just put it on repeat. Though you don't trust what you can't see. Some things are left to believe in. I just wanna know you believe me. Nothing good in life would be this easy. You don't trust what you can't see. But some things are too good to believe in. I just wanna know. Evet, günaydın. Size şöyle 4 günden beri uyguladığım bir şey göstermek istiyorum. Chia tohumu 2 yemek kaşığına yakın, limon suyu ve su. Bunu böyle sabahları aç karnı içiyorsunuz. Bugün aç karnı değil, tok karnı içeceğim. Çünkü sabahtan aniden bir kahvaltı ettik böyle Feyyaz'ın seansları olduğu için. O yüzden böyle 4 günden beri uyguluyorum. Internal shower diye geçiyor. Böyle bağırsakları, işte karaciğer vesaire böyle iç temizliğini sağlıyormuş. Ve zayıflamaya yardımcı oluyormuş. Ben de bunu uyguluyorum. Bakalım şöyle bir hafta bir uygulayayım dedim. Çok şişmesini beklemiyorum. O zaman çok yumuşuyor böyle. Hemen o yüzden hızlıca içiyorum sizinle de. Paylaşmak istedim. Daha önce deneyenler var mı bilmiyorum. Böyle. Tadı da kötü değil kesinlikle. İçilebilir. Annem de dedi ki içerken niye çekmiyorsun dedi. İçerken çekeyim yalanlatmış gibi olmayalım. İnandırıcı olsun aynen. Ben direkt içiyorum. Üç postada içince böyle şey oluyor. Suyun altında kalıyorlar. O yüzden chia'ları teker teker yemek istemiyorum. Bitti. Böyle. Bağırsakları çalıştırıyor. Kesinlikle bunu kabul ediyorum. Son hafta böyle bir detoks yapayım dedim. Sona kalan. Ama böyle bu normalde 21 gün uygulanıyormuş. Ben büyük ihtimalle şimdi 7 gün falan uygulayabileceğim ama olsun. Belki
Yanıma chia'mı götürürüm, limonsuz bir şekilde bile içerim bilmiyorum ama sanmıyorum, zor olur tatilde de. Neyse, bu arada Feyyaz geldi. Dün gece onu aldık, saat 2-2.30 falandı. Birkaç gündür hiç vlog çekmiyorum. Bari bugünden sonra çekeyim ki size cumartesi günü bir vlog paylaşabileyim. Çünkü elimde video yok şu an. Neler yapıyoruz, nasıl gidiyor diye. Böyle canım hiç video çekmek istemiyordu günlerden beri. Sıcak falandı. Bugün hava böyle biraz daha iyi, esintili falan. Ama bunu dördüncü günüm dediğim gibi yapıyorum. İyi gidiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Geldiğimde buraya Nil'le gelmiştik biliyorsunuz. Bir buçuk iki hafta önce olmayan bir şortum vardı. Şu an oluyor. Yani yediklerime dikkat ediyorum. Böyle bir buçuk iki haftadan beri geceleri falan öyle çok bir şey yememeye çalışıyorum. Zaten beni genelde o şey patlatıyor. En azından şöyle bir gitmeden bir tık bu şişkinliği, ödemi atmak istedim. Bunu da böyle Seren Özgün Tunç'ta gördüm ben Instagram hesabında. O yani güzel sonuç alanlar da var gerçekten. 21 günde 3 kilo, 4 kilo verenler falan var. Çok da şaşırdım. Sonra araştırdım. Bayağı popüler bir şeymiş yani. Bilenleriniz mutlaka vardır. Öyle. Ben de bunu yapıyorum. Bugün bir de şey yapacağım, böyle maydanoz kürü falan yapacağım. Ama onu şey, ara öğün gibi, bir sabah içilenler var biliyorsunuz, hani tok karna sabahleyin, ama sabah bunu yaptığım için onu değil, akşam da böyle sodayla falan böyle maydanoz aldık şöyle. Bu maydanozlardan böyle kür falan yapacağız. Öyle yani. Bakalım ne kadar işe yarayacak göreceğiz. Ama burada tart yok işin kötü tarafı, o yüzden kilomu bilemeyeceğim ama insan beden ölçülerinden az çok anlıyor zaten. Şimdi kargo geldi. Hemen size onu göstereyim. Bir tanesi şu. Aslında şunu alacaktım yani. Tarak alacaktım. Geçen videolarda Nil'i almıştık. Yani videolarda diyorum. Geçen videolarda görmüş olabilirsiniz. Nil'i almıştık. Tarak gerçekten çok güzel. Nesta'nın şu tarağı. Küçücük bir şey ve yolculukta iyi olur diye düşündüm. Çünkü benim tarağım büyüktü ve çok açmıyordu açıkçası saçımı. Bu Elidor'un fırçaları vardı ya. Şunu aldım. Gerçekten çok güzel saç açıyor. Hatta şu an deneyeceğim. Saçlarımı yıkadım. Bir de kargo falan ödememek adına yanına da sünger aldım. Çünkü süngerim gerçekten eskimeye başlamıştı. En azından şundan alayım dedim. Böyle ikisini almış oldum. Onlar gelmiş. Sevindim. Unutmuştum ben bunu aldığımı. Şimdi hemen tarağı birlikte deneyelim hatta. Burada da fotoğraf çıkarttırdım. Onların kargosu. Onları daha sonra hem bir reels çekmek istiyorum hem de o zaman sizinle paylaşmak istiyorum. Onu da görürsünüz. Şimdi hadi bakalım. Şuna bakalım öncelikle. Evet, şimdi duş almıştım. Saçımı da şu havlulara sarıyorum her zaman. Daha güzel böyle ıslak. Deneyelim bakalım. Nil'inkinde bayağı bir işe yaramıştı. Onunkini kullandım. Bakın hiç acıtmıyor ve çok güzel ya gerçekten. Ötekilerle saçımı yoluyordum resmen. Bir de benim saçlarım ince telli olduğu için çok fazla karışıyorlar ve şey oluyorlar. Böyle yavaş yavaş açıyoruz. Ve şu an sıfır. Yani hiç canım acımıyor. O yüzden bilmiyorum, ben sevdim. Güzel. Yani fiyatı da gratislerde 84 liraya satılıyordu. Ben 71'e aldım. Ama tabii kargo ücreti falan var. Yanında da bir şey alınca mantıklı. Gratislerde bulamadım. Yoksa gratisten alacaktım sonuçta. O yüzden yanında sünger aldım. 100 lira üzeri ücretsizdi. O şekilde. Böyle açıyor. Bakın açtı bile bayağı hatta. Bir de temizlemesi de çok basit. Şu an saçlarım döküldü de hemen böyle spiral gibi olduğu için hemen rahatlıkla da temizleyebiliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı olmuyor hiçbir şekilde. Saçım açıldı. Çabucak. Hemen 1,5 dakika şu an süreyi tuttum, görüyorum. 2 dakika deyiverin. Hemen 2 dakikada halloldu. Normalde var ya bu saç böyle taranır 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 taranır. Kaç saat uğraşırdım. Hele bir de şimdi yolculuğa çıkacağımız için tarak büyük. Hem büyük bir tarak olsun istemedim hem de açılsın istedim. Yani yolculukta falan düşünseniz ya, saçlarla yoluşuyorum. Hiç hoş olmazdı.
Bu arada saçlarım dökülmeye başladı. Normalde hiç dökülmüyordum. Deniz suyu falan herhalde böyle bir yine şey yapmaya başladı. Şimdi Akçay'ın pazarına geldik. Cuma günü oluyor. Feyyaz evde işlerini yapıyor, raporlama biz de annem babamla. Geldik, pazar pazar geziyoruz. Benim bakacağım bir iki bir şey var bakalım. Umarım bulurum. Şöyle bir parkın içinden geçiyoruz. Evet, hava sıcak derken yağmur başladı. Çoğu yer kapandı. Bayağı da yağıyor, öyle böyle değil. Çok komik. Şu an havaya bakar. Bitti, dükkan kapandı. Oo, çok kötü ya. Felaket ya. Çok kötü şeyler oluyor. Aklım alındı ikidir ya. Bu nedir? Hadi yürü, koş. Şu an böyle bir şey yok yani, gerçekten. Ne diyorsun? Aklımız alındı. İkidir, çok kötü, ikidir şimşek çekiyor. You believe me, then how could I lie to you? Wishes, don't fake this. I promise we can make it. You trust me for so long. You'll be alright. I know we have patience. Don't fake this. I promise we can make it. You trust me for so long. You'll be alright. I know. Bu da fena durmuyor da. Sanki daha mı ağır? Çok yoğun. Evet. Bu da kahvesi. Bundan da bir kere yaptım. Kahveyi çok seviyorum kendime. Güzelmiş. Bu da çok iyi. Evet, koyu ama güzel. Şimdi tırnakları yaptırdım. İlk defa böyle parlak bir şey kullanıyorum. Şu an yağda olduğu için çok anlaşılmıyor. Hani tatilde biraz daha iyi gider diye böyle bir şey düşündük. Yani bu reflektif diye geçiyor. Güzel. Nude tonlu zaten. Güneşte farklı, kapalı alanda farklı, gece daha farklı. Şu an çok güzel şey durmuyor da ben size çekerim eve gidince kamerayla. Öyle yani. Bu arada ne kadar ödedim? Manikür artı kalıcı. Ben kendisinin hesabına yazdığım için 250. Normalde 300'e yapıyorlar. İndirimli fiyat. Bu şekilde. Annem yufka alacak. Düz mü? Gazi Celal Mahallesi, Akça Caddesi, No 85, Edremit. Choking on responsibilities that I don't. Şimdi buraya neydi burasının adı? Ambar'a gidiyoruz bir şeyler almak için. Böyle yemiştir vesairedir, atıştırmalık. Yolculukta yanımızda olur diye. Biraz tuzlu leblebi alacağız. Ondan sonra başka. Şunu ben çok seviyorum. Biraz bundan alacağım. Öyle.
Evet, şimdi eve geldik. Mangal yakıyoruz. Yeni bir kömür deniyoruz. Neydi? Tek kibritle yanan kömür. Ve direkt yandı yani. Çat diye yanmış. Tezyak markasına ait. Güzel duruyor değil mi şu an? İyi duruyor. Gel göstereyim. Evet, şimdi bakın göreceksiniz nasıl olduğunu. Korkmuşsun biraz, geriye kaçmış. Fena yani gerçekten. Çok iyi. Şu. Evet. Tezyak. Yolladılar bir deneyin diye. Evet, bunu Batman'dan yolladılar denememiz için. Şöyle. Şu an deniyoruz. Güzelmiş, bakalım. Bakalım yani pişirmesine sonra da bakalım da. Evet. En son. Sonra karar veririz. Ama şu an yanması bayağı güzel. Üst düzey. Evet. Şöyle. Tavuğumuz, sucuğumuz, köftemiz var. Buraya da masayı çıkardık. Şu an terastayız. Şöyle. Annem burada. Merhaba de. Merhaba. Şöyle günlerden beri bir türlü konuşamadım. Reels'larda aslında daha aktifim. Reels'tir, işte hikayedir ama bir türlü videolarda konuşamadım. Biliyorsunuz bizim bir vize sürecimiz vardı. Çok şükür vizemiz çıktı. Çok maceralı oldu aslında. Onunla ilgili belki bir sohbet videosu çekeriz. Orada anlatırız. Salı günüydü vizemiz çıktı. Feyyaz'ın görüşmesi vardı Ankara'da. Oraya gittim. Mülakat gibi mi diyebiliriz. Aynen öyle. Ve daha sonra bir saat içerisinde vizeyi aldı. Ve turumuz da pazar günü. Yani yarın başlıyor. Bu gece bu videoyu yetiştirmeyi planlıyorum. Yani yarın siz bu videoyu izlediğinizde biz yolda olmuş olacağız. Ama akşam 9'da falan İstanbul'dan çıkılacak. Yani Pazartesi günü turumuz başlıyor. Yunanistan'dan başlayacak böyle büyük bir Avrupa turu. Zaten elimizden geldiğince sizleri de bu sürece ortak edeceğiz. Hikayelerde, gerek Reels'larda. Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Ne zaman da TikTok'ta da öyle Reels tarzında videolar da geliyor. Hani Instagram'a da geliyor ama oraya da geliyor olacak. Çünkü hani Instagram'ı sadece ben üretiyorum ama TikTok'ta Feyyaz da video attığı için daha fazla gelir. O hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Öyle yani. Bizim için heyecanlı bir süreç olacak. Dolu dolu bir gezi olacak. Yaklaşık 18 günlük bir yurt dışı macerası bizi bekliyor diyebilirim. Umarım güzel geçer her şey. Bugün de işte valizleri falan hazırladık. Böyle bir denize gittik az önce Feyyaz'la ama çok bir şey çekmedim dediğim gibi. Şimdi de böyle mangal yapalım dedik gitmeden. Hem de bu kömürleri denemiş oluyoruz. Öyle valiz hazır sayılır. Annem de sağ olsun yanımıza götürmek için böyle yolluk bir şeyler yaptı. İşte onları ayarlayacağız. Akşam başka ne kaldı? Son böyle kıyafetler falan var. Onları ayarlayacağız. Yarın da 12.45'te buradan otobüse binip Kocaeli'ne gideceğiz. Sonra bizi Kocaeli'nden alacaklar. Öyle yani. Böyle bir maceralı yolculuk bizi bekliyor. Otobüsle Avrupa turu bu arada. Uçakla değil. O yüzden bakalım nasıl olacak. Biraz böyle şeylerimiz de yok değil. Hani nasıl olur, yorucu mu olur, değer mi? Göreceğiz hep birlikte. Öyle. Başka da bir şey yok. Bugün de tırnaklarımı yaptırdım. Zaten oraları biraz böyle gördünüz. Güzel oldu, kalıcı oje tatilde iyi olur diye düşündüm böyle. Hem manikür falan temiz bir şey vardı. Yani güzel duruyor bence, her şeyle de olur diye düşündüm. Öyle. Hava da güzel çok şükür. Çok esmiyor şu anlık. Oturabiliyoruz. Normalde burada çok fazla bir esinti oluyor. Öyle, bu akşam bir de şeyleri hazırlayacağım. Sadece yanıma alacağım cilt bakım ürünleridir vesairedir. Onlar kaldı. Unutmamam gerekiyor. Yunanistan'da denize girecekmiş. Mayo falan alacağım o yüzden yanıma. Öyle. Bakalım. Umarım güzel olur. Evet, birkaç gün önce gelen kargo vardı, videoda açarım diye asla açmadım. Şöyle Dyson'ın çakması diyebileceğimiz sağ ve sola kıvırma özelliği olan bir maşa aldım. Benim maşam çok eskiydi. Senelerden beri kullanıyorum o maşayı ve gerçekten artık eskidi. Bir de ben maşa yapmayı çok becerebilen birisi değilim. Bunu Sevil'de gördüm. Kendisi böyle saça alıyor ve Dyson gibi işte kıvırıyor. Maşa özelliği var.
Umarım memnun kalırım. Bakalım şimdi bir açacağım. Çalışıyorum çalışmıyor mu onu test edeceğim. Bu arada her yer her yerde eşyaları hazırlamaya çalışıyoruz. Valizi hazırlamaya çalışıyoruz. Saat 10 oldu. Yapmam gereken işler var. Bakalım bu videoyu editleyebilecek miyim? Editlemem gerekiyor. Yoksa vlog çok geçe kalacak yani. O yüzden şöyle hemen bir açalım bir bakalım. Evet şu an hemen şöyle bir banyoya geldim. Şu an tipim çok kötü. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen falan çıkarıyorum. Bir dakika önce paketini çıkardım. Şöyle 32 milimlik bir maşa. Şu saçımı bir çıkarırsam daha güzel olacak bence. Gerçekten hiçbir yere böyle rahatça yetişemiyoruz herhalde. Daha yapacak bir sürü şey var. Neyse. Bu ne burada? Anlamadım. Şuradan içinden bir şey çıkıyor. Daha önce bunu kullananınız var mı aranızda? Merak ettim. Bu ne? Şöyle mi? Bunun özelliğini anlamadım ama. Neyse. Şöyle. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Şu an çok kötü. Bir deneme yapalım da. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yani bunun T'sini ayarlayın diyor. Ha bu R, T. Tamam. Şimdi sağ yapacaksak solu, sol mu? Öyle. Dur. Ha. Şu an fail yapıyorum. Neyse topladım. Öğreneceğiz. Sağ yapıyorsan solu, solu yapıyorsan sağ mı ne basıyorum? Üzerinde artı eksi tuşları var. Çok bir şey anlayamadım ben ama. Aa kıvırdı. Vay. Ama bu bundan ayrı mı geliyor böyle acaba? Yani bunun bir işlevi varmış şu kafa şeyi. Aa vallahi kıvırdı bakın. Aa çok iyi. Kısacık sürede yaptı bir de. Şimdi şöyle tutayım yine. Oluyor mu? Saçımın hepsini yapmayacağım bu arada çünkü böyle bir vaktim yok. Bu arada 8 saniye ayarladım. 8 saniye tutup çekiyoruz. Bence bu bir işe yaramıyor. Şunu bir çıkarayım da. Şimdi sağ yapacaksam saçımı da topladığım için o kadar kötü ki. Gerçekten. Neyse ben bunu çözeceğim. Şöyle mi? Ben bunun birkaç videosunu izleyeyim de öyle. Gerçekten. Ay bu çözüyor. Ha. Şuna bakalım. Nasıl çok çabuk yapıyor. O çok iyi. Bakın. Vallahi mükemmel. 8 saniye 8 saniye. Sadece birazcık böyle el pratikliği gerekiyor bence. Bir de hangi tarafa döndüreceğimi bilmem gerekiyor bence. Çünkü böyle bir şey bu kadar beceriksiz olmaz. Neyse kendisi doluyor. Ben bunu öğreneceğim merak etmeyin. Evet bu kadar kötü yapmaya bile yine bir kıvırdı. Yani şöyle saçımı tarasaydım daha başarılı bir sonuç elde edebilirdim bence. Ben zaten doğal bir dalga olsun istiyorum. Şöyle saçlarımın ucunda bir dalga yaparsa benim için yeterli şu an için. Isısını çok yüksek yapmadım. Çünkü anlamadığım için nereden tutacağımı da bilmiyorum. Sağ yapıyorsak sol. O zaman sağda olduğuna göre solu tutmam gerekiyor. Evet. Şimdi anladım galiba. Keşke bunu birkaç gün önce deneseydim. 2 gün falan oldu bu kargo geleli ama ben
düzgünce videoyu çekerim diye düşünürken bence çok saç almamak gerekiyor. Ama yine de güzel yapıyor. Valla hiçbir şey ya. Bakın bir de bende çok saç olmadığı için benim için çok pratik. Sabahları böyle öğrendikten sonra 10 dakikada yap. Öyle maşa derdi sarayım da bilmem ne yapayım da yok gördüğünüz gibi. Ben bunu tatilde denerim. Yanıma almayı planlıyorum. Otelde kaldığımız günlerde şöyle birazcık saçıma şekil vereyim değil mi? Güzel olur. Ortaya karışık. En azından kat izi falan olmuyor. Çünkü ben yaptığımda böyle saçlarda kat izi oluyordu. Neyse bence kapatalım bunu. Ben bunu öğreneyim. Birkaç video falan izleyeyim gece yatınca. Ama gördüğünüz gibi bence fena değil. Ama yine de geliştirmek gerekiyor. Bir de saçımı balkonda şey yaptık ya, mangaldır vesaire, saçımı topladım, duş aldım. Öyle olunca da ister istemez şey oldu, saçlarım birbirine dolaştı ve ben de taramayı akıl edemedim hemen bittikten sonra. Ne yapıyorsun? Yeni mi geldin? Aa, dur. Hadi. Hey ya. Koyarsın bunu. Necer değil. Allah. Parladık. Evet, videoyu kapatmaya geldim. Şu an saat 2. Valizlerimizi hazırladık, her şeyi hazırladık. Şimdi vlogu editleyeceğim. Siz de yarın bunu izleyeceksiniz. Feyyaz da hasta biraz. Umarım güzel bir yolculuk olur. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. YouTube'a da vlog gibi olmasa da böyle sohbetle belki yurt dışından videolar gelebilir. Telefonla çektiğimiz ve editlediğimiz. Ama Instagram'da ve TikTok'ta bayağı bir canlı derken güncel videolar gelecek. Linkleri zaten açıklama kısmında mevcut. Umarım güzel bir gezi olur bizim için de. O zaman yeni videolarda, yeni maceralarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.